Adem Aleyhisselam zamanında kuşlar nasıl yuva yapıyor idiyse bugün de aynı yuvayı yapıyorlar. Diğer hayvanlar, karıncalar nasıl hayatlarını sürdürüyor idiyse bugün de aynı şekilde sürdürüyor. Ama insanoğlu öyle değildir. Tünellerini yapmıştır, köprülerini yapmıştır, uçakları yapmıştır, helikopterleri yapmıştır. Füzeleriyle farklı farklı gelişmeler gerçekleştirmişlerdir ve hala da devam ediyor. Bu insanın kendi özünden kaynaklanan değildir. Allah-u Teala'nın insana verdiği özelliklerle alakalıdır. Ama Cenab-ı Hak bizi şerefli kıldı, bize verdi ve dolayısıyla kainatın sevku idaresini size verdim, siz yeryüzünde benim halifemsiniz diyor. Bu kadar değer veren Allah'ımız Celle ve Ala Hazretleri bizi şereflendirdi, mükerrem kıldı. İnsanoğlu dertli bir varlıktır. Hedefi var, ilkeleri var, ulaşmak istediği, yapmak istediği şeyler vardır. Bunlar insana has, insana özgü şeylerdir. Peki insanın derdi ya dünya olur, ya din olur, ya ahiret olur. Bir insanın derdi dünya olursa dünya kadar değeri olur o insanın. Bir insanın derdi ahiret olursa ahiret kadar değeri olur. Bir insanın derdi ahiret olursa ve ahiret için çalışırsa onun yaptığı çalışmaları biz bereketlendiririz. Az yapar çoğaltırız biz. Bir yapar 10 kabul ederiz. Bir verir 100 kabul ederiz. 700 kabul ederiz. Daha fazla kabul ederiz. O yolda yürüyünce biz artırırız yaptıklarını diyor Allah Celle Celaluhu.